Peki de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gidiyoruz yarışmaya kısmetse yarın. Burada 3. Balkan Yemek Festivali düzenlenecek. 52 ülkenin misafir olacağı, 1000 kişinin yarışmaya katılacağı ülke olacak. Çeşitli kategorileri vardır. Edirne aşçılar takımı olarak yıl boyunca yerli ve yabancı birçok yarışmaya katılan ve birçoğundan derecelerle dönen Ahmet Tufan, Oğuzhan Öztürk ve Güray Yıldız bu defa Avrupa arenasına çıkıyorlar. Ekip 16-19 Ekim tarihlerinde Sırbistan'ın Belgrad şehrinde yapılacak olan 3. Balkan Yemekleri Yarışması'na katılacak. Vejetaryen, tatlı, ana yemeklerden kuzu. Yarışmaya gitmeden önce basın mensuplarıyla buluşan ve duygularını paylaşan 3 yetenekli genç, Edirne'de her ne kadar sponsor bulmakta güçlük çekseler de Edirne Belediyesi, Cerci Bahri Dinar ve Ekol Gıda'nın destekleriyle ve uçak bileti paralarını da kendi ceplerinden vererek yarın Belgrad'a uçuyorlar. Yarışmada tatlı ve vejetaryen kategorisinde hem Edirne'yi hem de Türkiye'yi temsil edecek olan Güray Yıldız yarışmayı ve hazırlık aşamalarını paylaşırken en büyük amaçlarının madalyayla dönmek olduğunu söyledi. Evet, üçümüz gidiyoruz. Ahmet Ustamız, Oğuzhan Ustamız ve ben gideceğiz. Evet, benim var. Daha önceden çeşitli yerlerde genellikle uluslararası yarışmalara katılıyorum. En son gittiğim yarışı Hırvatistan'da katıldım. Ondan sonra İstanbul'da gastronomi festivalleri oluyor. Uluslararası yine onlara katılıyoruz devamlı. Çeşitli yarışmalara katılmaya devam ediyoruz. Ustamız da katılıyor. Ahmet Ustamız bir sene katıldı bizde. İkinci senede yeni başladı katılmaya. Ben künefe yapacağım orada. Künefe yapacağım. Evet, fıstıklı, dil peynirli. Künefe yapacağım orada. Yanında kaymakla servis edeceğim. Ondan sonra bir de vejetaryen kategorisinden zeytinyağlı taze fasulye yapacağım. Taze fesleğenli. Bunun yanında da sigara böreği servis edeceğim bunu. Güzel bir yemeklerimiz olacak. Bir diğer yetenekli aşçı Oğuzhan Öztürk ise yarışmaya ana yemek kategorisinde somon sarma ve kuzu döş sarmayla katılacağını söyleyerek ekip olarak Edirne'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini ifade etti. Yani bu senede Hırvatistan, şimdikinde de Sırbistan'a şansımızı tekrar deneyeceğiz. Sen hangi yemekte? Ben balık ve kuzu yemeğinde, ana yemekte. Etli yemekte. Etli yemekte Osmanlı'da kullanılan kuzu döş sarmasını yapacağım. Biraz daha modernize edilmiş halinde. Evet. Balıkta da somon sarma yapacağım. O biraz batıya kaçıyor yani, şey değil. Ama Edirne'yi en iyi şekilde temsil edeceğimizi düşünüyorum ekip olarak. Yarışmaya fırında levrek ve Türk usulü mantıyla katılacak olan takım üyesi Ahmet Tufan ise hedefimiz altın madalya dedi. Balık ve mantı. Mantıyı bildiğimiz Türk usulü olarak yapacağız. Ve balık fırında levrek yapacağım. En iyi şekilde Edirne'yi ve ülkemizi temsil etmeye çalışacağız. Hedef, arkadaşlarımızla birlikte. Tabii. Hedef her zaman birincilik. Sağ olsun Edirne Belediyesi'ne başvurduk. Belediye Başkanı Recep Gürkan biraz desteğini çıktı. Sağ olsun, teşekkür ediyoruz buradan. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yardımlara dokundu. Ondan sonra sevdiğimiz abimiz Bahri abimize geldik. Bahri abimiz yardım etti. Bizim devamlı çalıştığımız Ekol Gıda var. O yardım etti. Gıda sponsorumuz oldu. Toparladık. Bugüne kadar çalıştık. Demolarımızı yaptık. Hazırlıklarımızı yaptık. Bugün tam anlamıyla hazırız. Uçak biletlerimizi aldık. Katılım ücretlerimizi hazırladık. Yarın hayırlısıyla uçağa binip yola çıkıyoruz. Cerci Bahri Dinar ise yetenekli 3 gencin Edirne'yi ve Türkiye'yi temsil etmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken özellikle mantı ve künefenin tanıtılacak olmasının çok önemli olduğuna dikkat çekti. Bir onur ama ben beyefendi konuşurken bir şeyi yakaladım orada. Dedi ki ben peynirli künefe yapacağım dedi orada. Mutlaka ve mutlaka peynir Edirne'den gidecektir. Evet. Bu da demek oluyor ki Edirne'nin peyniri de Görücü'ye çıkıyor. Evet. Ama tabii ki ben bir şeye daha çok sevinmek isterdim. Keşke bu önlüklerde hiç sponsor firmalarından yer kalmasaydı böyle. Her taraf dolu dolu olsaydı. 50 tane sponsor olsaydı burada da Edirne'li sponsorlar. O zaman çok daha sevinecektik. Tabii az ama katkımız bu kadar oluyor. İnşallah başarılarını duyurdukça, sizler bu başarıları duyurdukça. Çünkü çok önemli bir şey bu. 52 ülkeden
1000 tane yarışmacı ve Belgrad'da Edirne ve Türkiye'yi temsil ediyorlar. Yani Edirne flamaları dalgalanacak orada. Edirne Belediyesi'nin flamaları dalgalanacak. Sağ olsun Edirne Belediyesi çok sahip çıkmışlar. Ekol Gıda çok sahip çıkmış. Ve tabii ki Türk bayrağı dalgalanacak. Uşanlı bayrağımız da dalgalanacak. Ve ben inanıyorum ki daha önce de arkadaşlarımıza bir sponsor oldum birkaç tane projelerinde. Hep başarılı geldiler buraya. Ben öneriyorum ki altın madalyalar alıp gelecekler. Ondan sonra da biz Edirneliler daha çok bunlara sahip çıkacağız. Daha çok sponsor olacağız.